Değerli izleyicilerimiz, bu haftaki Yüz Yüze programındaki konuğumuz Çanakkale AK Parti İl Başkanı Sayın Yeşim Karadağ. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Türkiye'nin tek bayan il başkanıyla ilk televizyon programında birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Yani ilk bizimle programa başladınız. Ayrıyeten bununla ilgili teşekkür ediyoruz size. Rica Aslında herkes sizi tanıyor, hatta Türkiye tanıyor. Yani Yeşim Karadağ kimdir diye başlayabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle bugün burada olmaktan memnuniyetimi dile getirmek isterim. Ve ekran başındaki tüm izleyicilerimizi de sevgi saygıyla selamlıyorum. Yeşim Karadağ kimdir? Yeşim Karadağ Çanakkale'nin Eceabat ilçesindendir. İlk orta öğrenimin ardından İstanbul Pertevniyal Lisesi'ni bitirdim. Üniversite eğitimimi Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde bitirdim. Yüksek lisansımı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı'nda yaptım. Kendime ait bir şirketim var. Biz burada ne yapıyoruz? Marka patent hizmetleri, kalite belgelendirme sistemlerinin eğitimi, denetimi, belgelendirilmesi, artı Avrupa Birliği, KOSGEB, TÜBİTAK, AB projelerini hazırlıyoruz. Yeşim Karadağ aktif siyasete Adalet ve Kalkınma Partisi'nde başladı. Teşkilatların neredeyse her kademesinde görev aldık. Merkez ilçede görev aldık. Ana kademede görev aldık. 2009 Belediye Meclis Üyesi adaylığı, 2011 Çanakkale 4. Sıra Milletvekilliği adaylığı oldu. Ana kademede Tanıtım Medya Birim Başkan Yardımcılığı, Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı ve en son 2016'da kurulan il yönetiminde Siyasi Hukuk İşler Başkanı olarak görev aldım. Daha sonra 3 Mart 2016 tarihinden bu yana da Çanakkale AK Parti İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Evet başkanım, yani evet 12 yıldır gerçekten partinin bütün kademelerinde görev yaptınız. En son tabii milletvekili adaylığınız da vardı. Evet, doğrudur. Bunu da hatırlatalım. Yani Türkiye'nin ilk bir bayan il başkanı olmanın yani size bir avantajı veya dezavantajları oldu mu? Yani bunları öğrenmek istiyorum. Şimdi şöyle, bayan bir il başkanı olmasının tabii ki avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Avantajlarına baktığımız zaman avantajları çok daha fazla diyebiliriz. Biliyorsunuz hem toplumumuzda hem partimizde hem hükümetimizde bayanlara her zaman bir pozitif ayrımcılık var. Biz bu pozitif ayrımcılıktan faydalanmıyoruz dersek yalan olur. Bu pozitif ayrımcılıktan faydalanıyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Bizim partimizde, AK Parti'de kurucu genel başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın partinin kurulduğu dakikasından itibaren bayan bir il başkanı noktasında çok hassas olduğu ve önemsediği bir gerçeği var. Evet, bu daha öncesinde denenmiş mi? Denenmiş. Artvin ilimizde Siyasi Hukuk İşler Başkanı il başkanı istifa ettiğinde bir süreliğine bu arkadaşımız denenmiş ama olmadığı kanaatine verilip asil ataması yapılmamış. Bize nasip oldu. Çanakkale'ye nasip oldu bayan bir il başkanı olmak. Avantajları var. Nasıl var? Şimdi Türkiye'de 81 tane il başkanı var. Bu 81 tane il başkanının içerisinde bir tanesi bayan. Ve bu bayan hep göz önünde doğal olarak. Yani hem teşkilatların içerisinde hem Türkiye'de tanınıyor. Beklenti yüksek. Nasıl yüksek? Hem cinslerinizden hem de karşı cinsten beklenti yüksek. Tabiri caizse burada söylemek gerekirse bayan il başkanı noktasında mecliste bile bunu hem gerek vekillerimizden gerek genel merkezimizdeki başkanlarımızdan da işittik, kulağımıza geldi. Biz il başkanı olduktan sonra bayandan il başkanı olur mu sorusu çok fazla yöneltilmiş bir soru. Şimdi bakıyorsunuz bayan bir il başkanı olarak hem cinslerinizden beklenti yüksek çünkü hem cinslerinizin ya önünü açacaksınız, siyaset içerisindeki hemcinslerinizden bahsediyorum. Ya önünü açacaksınız, ya kapatacaksınız.
herkesin gözü üzerinizde. Tabii aşmadan yana kullanıyorsunuz her zaman tabii olduğu gibi. Tabii ki. Bakıyorsunuz beylerin, evet, bayan bir il başkanı var. Bu sadece erkeklere mahsus bir görev dağılımı noktasında erkeklere mahsus olmadığını kanıtlamak gerekiyor. Bizim zaten literatürümüzde başarısızlık yok, ya başaracaksınız ya başaracaksınız. Ha, dezavantajları noktasında dezavantajı olabilir mi? Dezavantajı herhalde şu olur. Hani şöyle, eşli bir toplantı yapıldığında il başkanları arasında benim eşim nerede olur acaba? Evet. Bir ihtimal, bir dezavantaj bu olur diye düşünüyorum. Bir var, bir de tabii ki 80 tane il başkanı erkek olup bir siz bayan olmanız da tabii gittiğiniz yerlerde de. Tabii kapılar artık daha kolay açılıyor. Evet. Yani bu hem Çanakkale için bir avantaj, evet, hem benim için bir avantaj kesinlikle. Yani Çanakkale için bir avantajsa, yani bu yatırım veya Çanakkale'nin gelişmesiyle ilgili her istediğinizi almanızda daha yani etkin bir rol oynar mı? Oynar. Oynar. Kapılar daha kolay açılıyor. Böyle bir gerçek var. Evet. Pozitif ayrımcılık. Aynen. Biz de bunu kullanırız. Evet. Yaklaşık 7 aydır il başkanlığı görevini yürütüyorsunuz. Yani çok yoğun bir programınız var. Günde 3-5 programı bir araya sığdırıyorsunuz. Peki buna nasıl yetişebiliyorsunuz? Yani bir bayan olarak. Şimdi şöyle... Bu noktada Yüce Rabbim bayanlara fazlaca yük kaldırma yetisini yüklemiş. Şimdi normal süreçler içerisinde baktığınızda bir bayan anne olabiliyor, evinin kadını olabiliyor ve iş kadını olabiliyor. Birçok şeyi bir arada yürütebiliyor. Böyle bir gerçeklik var. Şimdi bizim açımızdan baktığımızda anneyiz, evimizin kadınıyız, eşiz. İş sahibiyiz ve hayatımızda siyaset var. Tabii bu beşgene baktığınızda yaptıklarınızdan zevk almanız, işinizde, siyasette mutlu olmanız ve hedeflerinizin olması doğrultusunda o kendiliğinden gelen bir güç diye söyleyeyim size. Severek yapıyorsanız ne iş olursa olsun o noktada insan yorulmak bilmiyor. Tabii az önce de söylediğim gibi hedeflerimiz var, hayallerimiz var, üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Bunu en iyi yapmak için o yorgunluklara yorgunluk demiyoruz. Önemli olan sonuca ulaşsın, güzel şeyler olsun, memleketimize bir faydamız olsun. Amacımız bu. Bu anlamda da gerçekten Çanakkale'ye de memleketimize de faydalı olduğunuzu düşünüyorum. Yani hepimizin malumu, göreve geldiniz. Partiniz 2 ay sonra bir genel başkan değişikliği, biz de bir başbakan değişikliği yaşadık. Olağanüstü bir kongreye gittiniz. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, 3 Mart 2016'da göreve geldim. Evet. Çok kısa bir süre sonra genel başkan değişikliği yaşadık. Biz buna bir bayrak değişimi olarak bakıyoruz. Şöyle diyebiliriz, hizmet lokomotifinin başında çok kıymetli Ahmet Davutoğlu Bey vardı. Yerine Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım geldi ve hizmetler kaldığı yerden devam ediyor. Bu hiçbir şekilde yani çok büyük bir değişikliğe yol açmadı. Sadece bir bayrak değişimi oldu. Yine istişare içerisinde yine birlikte hareket ediliyor. Bunu da görüyorsunuz. Genel kongrelerimizde olsun, toplu yaptığımız programlarda olsun hep birlikte yine çalışılıyor. Ki şunu da yaşadık. Göreve geldikten sonra bir 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Ülkemiz tüm bu değişikliklerden hiçbir şekilde etkilenmedi. Yatırımlarına kaldığı noktadan hep devam etti. Hatta daha güçlenerek de devam etti. Bakın
biz genel başkan değiştirdik, başbakan değiştirdik ama yatırımlar hep devam etti. Ne oldu? Osman Gazi Köprüsü açıldı genele baktığımızda. Ne oldu? Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldı. Ne oldu? Yerele indiğimiz zaman işte Çanakkale'mizde birçok çalışma yaptık. Bunlar tabii ziyadesiyle fazla. İşte üniversitenin orada köprülü kavşağımız bitti, hizmete açıldı. Kepez köprülü kavşağımız bitti, hizmete açıldı. Devlet hastanemizin şu anda tabelaları takılıyor Çanakkale yerelinde. Yine Çalışma ve İşkur Müdürlüğümüzün hizmet binası bitti. Çok şık, çok güzel, çok modern bir binaya kavuşturduk onları. Tabu Katastro binamız yine aynı şekilde. Öğretmen evi inşaatımız devam ediyor. İkinci katının temelleri atıldı. Kordon'da Gümrük Müdürlüğümüzün restorasyon işlemlerine başlanıldı. Hani bunları sayıyorum çünkü Çanakkale özelindekiler sadece bunlar. Türkiye genelindekiler tabii zaten durmuyor. İlçeleri de saymıyorsunuz yani. Tabii. Şimdi Eceabat'ta hani ilçeler deyince de Eceabat'ta biliyorsunuz tünellerimiz var. Onlar son hızla devam ediyor. Yine Küçükkuyu beldemizde tünelimiz var. Onun inşaatı başlandı. O son hızla devam ediyor. Ve yine her şeyden önemlisi bunu Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da söyledi. Çanakkale'ye bir gerdanlık yakışır dedi. Evet. Ve bu gerdanlığın temelleri de Allah nasip ederse 18 Mart 2017'de atılacak. Gördüğünüz gibi değişiklikler, bayrak değişimleri, darbeler bizi etkilemiyor. Güçlenerek büyüyoruz. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Kalkınma hamlemize devam ediyoruz. Anladım başkanım. Yani sizlere ve teşkilatınıza herhangi bir olumlu, olumsuz bir etkisi olmadı. Her şey normal. Aynen. Hem Türkiye genelinde hem özelinde hiçbir etkisi olmadı. Dediğim gibi geldiniz. 2 ay sonra bir genel başkan değişikliği oldu. Bundan 4 ay sonra da malum 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaştınız. Yani tabii o günü sizden dinlemek isteriz. Yani Çanakkale bu konuda ilk tepkiyi veren iller arasında. Evet. Sizin de öncülüğünüzde tabii teşkilatlarınız bir anda halk sokağa döküldü. Evet. Bize o günü anlatabilir misiniz? Yani öncelikle o geceyi, uzun geçen bir geceyi. Evet, 15 Temmuz kara gecesi, evet. 16 Temmuz sabahı ama aydınlık bir Türkiye'ye uyandık. Bunu her zaman dile getiriyorum. Allah bize, Türk milletine, Türkiye'ye bir daha böyle bir darbe girişimini yaşatmasın diyorum öncelikle. Bizim için de normal bir geceydi. Evet. O güne dönmek ve şu anda konuşmak bile gerçekten çok zor, çok insanı etkiliyor. Çok acı bir geceydi o gece. Normal, bizim için de gayet normal bir geceydi. Televizyon haberlerinde ben de gördüm. Nasıl öğrendiniz? Evet. İçeriye geldim, haberleri açtım. Baktım Boğaz Köprüsü'nde tanklar. İlk baş bir terör saldırısı olarak düşünüyorsun tabii. O şekilde beyninde insanın yer ediyor. Ama terör saldırısında Türk milletinin tankı, tüpü, tüfeği, askeri ne arıyor? Evet. Tabii birazcık da bu noktalarda hassas olduğumuz için bunun bir darbe girişimi olduğunu hemen sezinledim. Ben üzerimden çıkartmış olduğum kıyafetleri tekrar hemen giydim. Tabii bu esnada hem genel merkezimiz hem Sayın Milletvekili hem genel merkezimizden Sayın Harun Karaca ile hem çok kıymetli Grup Başkan Vekilimiz, Milletvekilimiz Bülent Turan Bey ile hemen telefon görüşmesi yaptık. O esnada daha dakikası dakikasına ben üzerimi giyindim. 2 tane kızım var. Allah bağışlarsa. Allah bağışlasın. Önce kızlarımla helalleştim, sonra eşimle helalleştim. Direkt il binamıza geldim, açtık ve hemen teşkilatlarımıza haber verdik, toplanıyoruz diye. Bir anda, ama bir anda inanılmaz, eskisi, yenisi, kurucusu, şimdisi, üyesi, halk o binada pek oldu. Pek tarz ayrımı yapmadan herkes...
Tabii, katıldı ama yine yapmadık. Sizin öncülüğünüzde tabii ki. Tabii. Parti ayrımı kesinlikle yapmadık. Hatta ben o akşam hem MHP il başkanını hem CHP il başkanını direkt telefonla arayarak toplandığımızı, bunun bir darbe girişimi olduğunu, bu darbe girişimin devletin milli iradesine karşı başlatılan bir darbe girişimi olduğunu kendilerine ilettim, kendilerini davet ettim. Bu sadece ilk darbe girişiminin yaşandığı akşam değil, bir hafta boyunca da sürdü. Çünkü bu darbe girişimi bizim siyasi irademize karşı olan bir darbe girişimi değildi. Bu çok net. Bu bizim vatanımıza, toprağımıza, bayrağımıza, demokrasimize ve milli irademize karşı yapılmış bir darbe girişimiydi. Burada hep bir olduk, beraber olduk bu süreç içerisinde. Evet, gerçekten. Zordu, kara bir geceydi. İnanılmaz diyorum ya, tekrar anlatmak bile insana zulh geliyor. Allah'ım, yüce Rabbim bir daha bu millete bu tarz darbe girişimlerini ve darbeleri asla ve asla yaşatmasın. Ama bu millet bayrağına, vatanına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıktı. İnanılmazdı, inanılmaz. O iskele meydanı hınca hınç full doluydu. Eline bayrağını alan, bayrağı kendisine siper edip meydana çıkmıştı. O kadar. Nice. Çanakkale tabii en önce reaksiyon veren illerimizden bir tanesi. Hatta üçüncü. Çanakkale ruhuna yakışır bir şekilde 101 yıl sonra da bu topraklarda, bu kutsal topraklarda o iradeyi gösterdi. Her zaman da söylüyorum bunu. Biz çok etkilendik bu süreçte. Gerçekten hani darbe girişimi açılınca biraz fazlaca konuşuyoruz ama biz bu süreçte çok etkilendik. Gerçekten Türk bayrağı altında yaşamaktan, bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum ve bunu demokrasi nöbetlerinde de söyledim. Lütfen gurur duyunuz. Türk milleti apayrı bir millet. Yani şunu da söyleyebilirim. Şöyle bir söz de var. Bunu dile de getiriyorum. Kan dökmeyi pek sevmeyiz ama devletimize, milletimize, bayrağımıza bir laf geldiğinde adamın şah damarını keseriz. Biz gerçekten öyle bir milletiz. Peki darbe girişiminin ardından 27 gün boyunca meydanlarda bir demokrasi nöbeti tutuldu. Bu sadece partinize ait değildi galiba. Herkes vardı orada ama işte parti müziklerinin çalması falan sanki AK Parti'ye mal olur gibi böyle bir sıkıntılar yaşandı. Yani eleştiriler oldu AK Parti'ye karşı. Bu konuda düşünceleriniz nedir? Şöyle 27 gün boyunca biz demokrasi nöbetlerini tuttuk ama ben bu fikre, bu düşünceye katılmıyorum. Çünkü neden? O demokrasi nöbetlerinde biz elinde içeceğini almış gelen insanları da gördük. Sol kanattan çok iyi tanıdığımız insanları da gördük. MHP'nin kurt işaretini yapan gençlerimizi, genç kızlarımızı da gördük. Bu sadece Çanakkale'de böyle değildi. Evet. Tüm Türkiye'de öyleydi. Evet. Millet vatanı bayrağı için bir bütün oldu. Bu sadece muhalefetin söylediği dedikodudan ibaret bir cümledir. Ben bunu da çok net olarak söyleyebilirim. Hani bunu da buradan dile getirmek de istiyorum. Bakın, Türkiye'nin 81 ilinde demokrasi nöbetleri tutuldu. Orada sağcısıyla, solcusuyla, MHP'lisiyle herkes bir oldu, tek yürek oldu. Ancak Çanakkale'de, bakın ben ne dedim az önce? Çanakkale'de ben 5 akşam boyunca hem MHP il başkanımızı hem CHP il başkanımızı aradım. Bu mitinglerimize davet ettim. Artı sağ olsun MHP bize destek verdi.
ayrı bir miting düzenlediler. Biz valimizle oraya, teşkilatlarımızla oraya katıldık. Arkasından bizim mitingimize geldiler. Onlar bu süreç içerisinde tek yürek olmayı başarabildiler Çanakkale'de. Şimdi burada sizlerin huzurunda da tekrar MHP İl Başkanımız Hakan Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bu noktada tek yürek olduk. Ancak CHP noktasında biz hiçbir şekilde bu süreçte destek göremedik. Kepez Belediye Başkanı gelmişti galiba. Evet, ilk gece Kepez Belediye Başkanı geldi. Hatta konuşma da yaptı orada. Ancak daha sonrasında biz onların hiçbir katkısını göremedik. Söz üretmekten başka. Bakın, ben o süreçte belediye meclis toplantısına katıldım. Çanakkale'nin AK Parti il başkanı olarak belediye başkanını bizzat alana davet ettim. Güvenlik noktasında sıkıntı olabileceğini düşündüğünü ifade ettiler kendileri. Belediye başkanı olarak. Şunu söyledim. Bunu söylemem yeterliydi. Ben hem iktidar partisinin hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanı olarak sizi oraya davet ediyorsam gerekli güvenlik önlemini de almışımdır zaten. Çok net. Ama biz bu konuda hiç destek göremedik. Bakın, bizim milli bayramlarımız olur. Bizim Demircioğlu Caddemiz var. Milli bayramlarımızda ne yapıyoruz biz? Tüm caddeyi Atatürk ve Türk bayrağı donatıyoruz. Bunu çok büyük bayraklarla. Ya tamam başkanım, burada olmayabilirsin. Çanakkale'de olmayabilirsin. Ancak ve ancak senin yardımcıların var. Bunu yapabilirler. Bu darbe girişimi siyasi iradeye karşı olmuş bir darbe girişimi değil ki. Biz o noktada CHP Çanakkale'de sınıfta kaldı. Çok net. Bunu tabii paylaştık. İstişare de ettim ben kendileriyle. Yani burada o vakur duruşunu sergileyemedi. Ama halk sergiledi. İşte o demokrasi nöbetlerinde hem CHP tabanından hem MHP tabanından, bırakın STK'larımız, kurumlarımız, birçok insanla biz orada 27 gün boyunca nöbet tuttuk. 270 günde olsa o insanlar orada o nöbeti yine tutarlardı. Buna da inanıyorum. Tabii Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bir talimatla. Tüm Çanakkale'ye, tüm Çanakkale halkına, tüm STK'larımıza, herkese buradan tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Diyorum ya, eğer milletimize bir zarar gelecekse adamın şah damarını keseriz. Gerçekten öyle bir milletiz. Bu çok çok önemli bir nokta. Çanakkale ruhu da tabii ayrı bir ruh. Kesinlikle, kesinlikle. Peki başkanım, siz bu 27 gün boyunca demokrasi nöbetleri tuttunuz. Burada sabahlara kadar beklediniz. Yani aklınıza gelen böyle bir anekdot veya ilginç bir olay oldu mu? Yani olduğunu düşünüyorum en azından. Olmaz mı? Tabii 27 gün boyunca. Evet. Öncelikle sloganımız vardı. Gündüz işe, gece nöbete diye. Herkes buna alışmıştı gerçekten. Gündüz herkes işini yapıyordu, gece nöbetini tutuyordu. Ama bunun dışında bir abimiz vardı. Daha ilk gün çıktı nöbete. Villada sopaları vardır böyle. Öyle bir çubuğun üzerinde Türk bayrağı vardı. Bu nöbetlerin sonuna kadar o çubuğa bir tane bir tane hep eklendi. Bayrak büyüdü. Bayrağımızı göklerde her akşam dalgalandırdı. O çok ayrı bir şey. diyorum ya, 6 tane falan oldu sopalar. Üst üste eklendi. Bayrak boyutu büyüdü. Ve onu 27 gün boyunca tüm alanda yorulmadan dalgalandırdı. Bu çok çok güzeldi. Bu senin için bir anı. Aynen öyle, aynen öyle. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.